Öncelikle yargının görevi, bir suç işlendiği iddiası varsa o konuda bir soruşturma başlatmak ve soruşturma sonucunda da eğer gerçekten bir suç işlenmişse faillerini ortaya çıkarmak ve gereken hukuki yaptırımlara maruz kalması için de onu yargıya teslim etmek. Hukuka aykırı ihlalleri tespit etme yeri yargı makamlarıdır. İşte onun soruşturma bölümünde savcılar. Daha önce bu KPSS 2010 yılı kamu personel seçme sınavında usulsüzlük yapıldığıyla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilen isimlerin biz bakanlığımıza ilişkini kesmiştik. Dolayısıyla bundan sonra da eğer yargı veya Cumhuriyet Savcıları tarafından bize bu yönde bir bilgi sunulduğunda biz gereğini yapmaya hazırız. Bu ana kadar soruşturmalarımız var. Açığa aldıklarımız var, ihraç ettiklerimiz var. Hala soruşturmaları devam edenler var. Bunlarla ilgili bilgi, ihraç edilen sayısı 128.163. İhraç edilen personel sayısı 28.163. Şu anda uzaklaştırma tedbiri devam eden personel 20.000. Bakanlığımızda 20.000. Bu arada açığa aldıklarımızdan da göreve iade ettiklerimiz de var. Yani hata olabiliyor veya işte diyor ki ya ben yani bir farklı şekilde bir kendisinin bu yapıyla hiçbir alakası olmadığını söyleyen 5078 kişi de iade edildi. Özet 28.163 kişi ihraç edildi. 20.088 kimsenin açıktaki işlemi devam ediyor. 20.088. 20.088 demek lazım. Evet. Sıfırı söylememek lazım evet. Herhalde. Bir de 5078 kimse de iade edildi. Bu şudur. Savcılıklardan her gün yeni bir işte bir kimse ifadesinde diyor ki ben vardım. Ha benim yanımda bu da vardır diyor. Dolayısıyla savcılık bunu hem adalette hem de bizde de yeni savcılığın ifadeleriyle, yeni bulunan delillerle bize gelen kişiler olduğunda bu sayı artabilir. Dolayısıyla da aradan geçen süre içerisinde gerçekten bir kimsenin de bu yapıyla bir bağlantısı olmadığını düşünürsek de onları da geri tekrar mesleğe iade ediyoruz. Çünkü bir öğretmenin bulunması gereken en ideal yer sınıfında öğrencilerle baş başa olması gerekir. Bu arada belki bir ilave şu bilgiyi vermem de uygun olur. İhraç edilmiş personelden şu anda belki rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama çünkü savcılık ben şu anda gözaltında diyorum ama belki tutuklanmış olabilir, belki serbest bırakılmış olabilir. Ama benim aldığım gün itibariyle gözaltında 193 kişi var. İhraç ettiğim personel. İhraç ettiniz de ne oldu hesabında? Tutuklu 2829 kişi var. Gözaltı kaçtı efendim? Gözaltı 193. Peki o zaman tam bir tarihi de vereyim de bu tarih 20.10 tarihi itibariyle. 20 Ekim 2016 tarihi itibariyle ihraç ettiğim personelden gözaltında olan sayısı 193. Tutuklanan personel sayısı 2829. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan personel sayısı 2648. Bir de firarda olan personelimiz var. İhraç edilmiş. Artık ona personelimiz dememek lazım. Eskiden bizim personelimiz olup da ihraç edildikten sonra yargı tarafından çağrılıp da onun davetine icabet etmeyen eski öğretmen sayısı da 325 kişidir. Peki, yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Uzaklaştırma talebi devam eden şu anda 10.877 kişi bölücü terör örgütüyle bir iltisakı var mı yok mu diye değerlendirilen öğretmenlerimiz. Açıkta olduğu için öğretmenlerimiz demekte hiçbir sakınca yok. Evet. 10.877. Tabii bu açığa aldık fakat bunlardan bildiğiniz gibi 424'ünü de iade ettik. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla 10.877'den 424 iade edilenini çıkarırsanız geriye kalan rakam terör örgütüyle iltisakı var mı yok mu diye değerlendirmeye alınan öğretmen sayımızı buluruz.